Evet kıymetli dostlar bir yepis yeni videoya da hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe son 4 iç saha maçını geriden geldi. Tabi 4'ünü kazanamadı maalesef bir tanesinde puan kaybetti. 4 iç saha maçı son 4 iç saha maçı hepsinde de Fenerbahçe geriye düştü. Bir tanesi hariç hepsini çevirdi. Ankara gücü 23. haftada Ankara gücü. 27. hafta Kasımpaşa 29. hafta Pendik Spor'a karşı ilk golü karesinde gördü. 2-1, 2-1, 4-1'lik galibiyetler ayrıldı. 25. haftadaki Alanya maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2 1de de öne geçmesine rağmen maçın 2-2 bitmesine engel olamadı. Selahattin Makin'in açıklamaları vardı. Ben önceki videolarda yer vermedim ama Pendik Spor maçının ardından bazı açıklamaları vardı. Bazı arkadaşlarım çok seviyorlar benim Selahattin Baki'nin açıklamalarını okumamı sanırım. Hiç lafı dolandırmadan hakeme girmek istiyorum. Biz de hakeme girmek istiyoruz. Ha, yani konu olarak. Genelde hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlarım ama sona bırakıyorum. Hakem hiç iyi niyetle başlamadı. Herkesin malumu 70. 70. dakika boyunca. Pendik Spor'un sahada futbol demeye bin şahidin gerekeceği ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provokasyonlarına izin verdi. Pendik Spor'u futbolcuların daha önce kart görmeleri gerekirdi. Belki daha fazla oyunun oyuncunun atılması gerekirdi. Bugün Vardan gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Dolayısıyla bu tür futbol oynayan bir rakibin, bu tür performans gösteren bir rakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir diyor. Biz ne ihanetler görüyoruz sevgili Selahattin Maki? Bu arada Selahattin Maki'nin bu ifadelerini BN Sports Trio ekibi Fırat Aydınus ve Bünyamin Gezer'de doğruladı arkadaşlar. Kültür yaşadı 58 dakika oynanmış ilk yarı topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarı ekstra 10 dakika eklendi diye gidiyor. Trabzonspor deplasmanına değiniyor. Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor TFF. Hep beraber göreceğiz. Bakacağız diyor. Takımımızı tebrik ediyorum çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Deyim yerindeyse gaza gelmediler. Takımı eksik bırakmadılar. Hocamız da takımımızda bir saniye boyunca maçı bırakmayan taraftarımıza çok teşekkürler diyor. Bu arada Ali Koç'un konuşmasından bahsediyor. Başkan Ali Koç'un konuşmasından. Başkanımız Sayın Ali Koç çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil. Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz bize karşı koalisyon var. Koalisyona karşı oynuyoruz diye iddia edenler. Ortalığı yangın yerine çevirenler kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur diyor öngörüsüyle ki bugün yine yani dün yine gördük. Bu yapılan algılarla iftiralarla şike iftiralarıyla FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak. Özellikle FETÖ kısmını merak ediyorum. Başkanımız konuşacağı için ben soru almıyorum. Kısa kesiyorum. Çarşamba günü ne zaman saat olacağını, hangi saat olacağını da söyleyeceğiz diyor Sayın Selahattin Baki. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Bu bir enteresan bir olay. Bu arada İsmail Kartal'dan büyük tepki. Onu da hatırlatayım. Hani e, Pendik maçının ardından İsmail Kartal'ın da açıklaması vardı. Ben kısa kısa hatırlatayım. Kadıköy'e gelenler yatıyor diyor. Evet, son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakipler sanırım birbirlerinden görerek alışkanlık edinler. Sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibi çağırarak bizim oyunumuzu hızımızı durdurmaya çalışıyorlar demiş. Ben Fenerbahçe'ye bir öneride bulunuyorum Sayın İsmail Kartal. Fenerbahçe Spor kulübü olarak şöyle bir açıklama davranalım. Kadıköy'e gelen yattığı için, yerden kalkmadığı için hakemlere birinci çağrımız şu. Başa alınan darbeler hani tehlikeli olabilecek darbeler dışında lütfen oyunu durdurmayın. Fenerbahçe futbolcularına da hem direktif olarak verdik hem de bunu herkese açıklıyoruz. Rakip futbolcular yerde kıvrandığı müddetçe topu taca dağıtsalar biz direkt oyunumuza başlayıp Maça kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu böyle olmayacak. Kimsenin şampiyonluğumuzu çalmasına izin vermeyeceğiz demesi lazım. Yani oyunun başı mı sonu mu belli değil. Sürekli oyunu çirkinleştiriyorlar diyor. Sakatlanan oyuncu doktor sedyesiyle dışarı çıkıyor. Saniye içinde geri giriyor diye. Biz ve rakibimiz iyi gidiyoruz diyor. Bizim rakibimiz yok bu arada onu da söyleyeyim. Rakip koalisyonumuz var. Rakibimiz sert takım. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazanmış olmakta olsak da maç oynamadan kazanmıyor. Arkadaşlar ben buradaki şuna değineyim. Ben rotasyon kadrosu kurarken kurun içi yazdım sürekli. Kurun içi sarı kart cezası. Perşembe günü oynayamıyor. Mecbur İsmail oynayacak. İsmail Fred Şivanski ile başlayıp sonra çevirsek mi diye düşünüyorum. Rakibimiz sert bir takım oradaki maçı da düşünerek Ciku ve Jayden'ı 45 dakika oynatacaktım. Bak Ciku'yu 45, Osterwolde'yi 45 oynatacaktım diyor. Aslında ee, yani niye rotasyon yaptığını anlatıyorum. Mert Müldür'ü oynattık. Sarı kart gördü. Özellikle Ciku Orijinal stoper olduğu için topu oyuna daha iyi sokabiliyor demiş. Ben bunu bu açıklamaları niye konuşuyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bu açıklamaları şu yüzden konuşuyorum. Benim normalde maç sonunda dedim ki ya İsmail Kartal şu yüzden bunlar oynatmıştır, şu yüzden oynatmamıştır diye hepsini doğrulamış. Tiam'ın ilk 5 dakikada oyundan atılması gerektiğini söylemiş. Son 8 yılda bize 29 faul yapan bir takım olmamış. İlk 5 dakikada Tiam'ın ikinci sarı karttan atılması gerekiyor. Hiç kart görmedi. Bizim oyuncularımız hemen sarı kart gördü diyor. Milli takıma giden oyuncuların bugün 51. maçını oynadılar. Bak 51. Liverpool'un 13 sakat var. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Haftada bir maç oynatsanız sakatlığı minimuma indirebilirsiniz. Milli takıma giden oyuncuların bugün 51. maçını oynadılar. Diyor. Bu kolay değil. UEFA, FIFA sürekli bir çalışma halindeler. Hiç sanmıyorum onu da söyleyeyim. Futbolcuları nasıl daha az maça çıkarabiliriz? Daha belirgin şekilde güzel maç oynanarak daha fazla yaptırarak bir çalışma halindeler diyor. Bir sezonda 65-70 maçı Oyuncular kaldıramaz. Hep yüksek performans demiş. Benim bir önerim var. Çok ciddi bir önerim var. 4 günde bir maç önerisi. Ciddi söylüyorum. Her takım 4 günde bir maç oynasın. Ligler, Avrupa maçları ciddi söylüyorum bak. Her takımın fikstürü buna göre belirlesin. 4 günde bir maça çevrilsin. 4 günde bir maç. Ya da 5 günde bir maç. Mesela kritik olsun. Bu kriter olsun. 5 günde bir maç. Cumartesi oynadı. 5 gün sonra oynasın. Ondan 5 gün sonra. Bu sayede her takım haftanın her gün oynamış olacak. Avrupa'daki şeyde buna göre ayarlarsın. Perşembe günü finale yükselmek için, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacaklarını belirtiyor. Herkes de sanki 3-0 yendik de turu geçmişi havası var. Ben öyle düşünmüyorum. Aynı ciddiyette, aynı sertlikte, aynı oyunumuzda burada tekrar onlarla mücadele edeceğiz. Turu geçmek istiyor demiş. Futbolda oynanmadan ve kazanılmadan tur atlanmıyor. Böyle bir rahatlık var ama biz öyle düşünmüyoruz diyor. Bak İsmail Kartal sonuna kadar katılıyorum. Arkadaşlar rakibimiz çok derin, de, derin bir rakip. Bilginiz olsun. Son dakikalarına adamım iki bat Süper Lig'de kaydettiği son 4 gol 85. dakikadan sonra gelmiş. Tabii aynı bu sergide performans taraftarının sevgisini kazanmaya yetti. Perendik maçında 87. dakikada ağları sarstı. Takımını öne geçirmeyi başardı. Yani Başakşehir'e 90 artı 4'te. Antalya Spor'a 90 artı 5'te. Kasımpaşa'ya 90 artı 6'ta, 87. dakikada gol attım. Şimdi ben size çok ilginç iki tane istatistik vereceğim arkadaşlar. Çok ilginç iki tane istatistik vereceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Ben şok oldum bir de siz şok olun. Şimdi ilk istatistiğim şu. Arkadaşlar gol sayısına, asist sayısına dikkatlice bakın. Oynadığı dakikaya falan bakın. Dikkatlice bakın. İkinci istatistiğim geldi. O da şu. Onu da şöyle altına mı versem? Şöyle yapayım. Performans bilgiler kısmını. Arkadaşlar üstteki veri şöyle yaparsam sanırım yok. Heh. Üstteki 2617 dakika oynayan 22 gol 9 asist yapan veri Edin Ceko'ya ait. Bakın Türkiye Kupası'nda 0 maç. Alttaki veri bakın Ceko 35 maça çıkmış. 2617 dakika. Alttaki veri Batshuayi'nin Batshuayi'de de 34 maça çıkmış. Hani sorsan 35 34 maça çıkmış. Aradaki farka bakın. Şimdi 30 maç 2700 dakika yapıyor. Daha Ceko 30 maçı tamamlayamamış. 20 maç 1800 dakika yapıyor. Daha Batshuayi 20'yi tamamlayamamış. Hatta hemen hemen 15'i tamamlayamamış desem yalan söylemiş olman bir nevi. Ee, ama bakınız arkadaşlar. Aradaki gol farkı sadece 3. Daha doğrusu 2. Gol farkı 2. Öne geçmesi için bak şu an 3 gol atması lazım. Bu gidişte de geçecek. Şimdi ben bu istatistikleri de özellikle söyledim. Ya bazen transfer marketteki o saçma veriye değil de sahanın içinde de odaklanmak gerekiyor. Allah aşkına şu bugün sözleşme uzatılsa memnun kalır mısınız kalmaz mısınız? Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber diyor. Aslında kötü haber demeyelim de. Çağlar Söyüncü'nün Hamsi'nin kas grubunda orta şiddette yırtık tespit edildi. Union Saint Julius maçında sakatlandı. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre diyor ki Ya Sabuncuoğlu'nun haberini haberleştirmişler ama Sercan Hamzoğlu zaten daha önce söyledi. Bunu ben de hem üyelerime hem abonelerime daha önce de söyledim. Ya Çağlar Söyüncü milli maç arasından sonra takıma katılacak diye. King de öyle. Ben yani peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar sonra. Hani devdiydin demedin demeyin. Joshua King de Batshuayi de şey Batshuayi diyorum. Joshua King de Çağlar Söyüncü de milli maç arasından sonra katılacak. Bekao döndü. Perşembe oynayabilir. Bonucci içinde arkadaşlar Perşembe oynayabilir diye bende duyumu var. Yani bugünkü idmana çıkabilir. Ama riski edilmez ama en azından yedeklerde durabilir. Çağlar'ın Trabzonspor maçında oynamayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İbrahim Üzülmez'den olay Mert Hakan sözleri hadi aynı şeyi Trabzonspor kulübüne de yapsın. Bir kere Trabzon, şey, Trabzonspor kulübesine yapsın. Bir kere Trabzonspor oyuncuları yerden kalkmayacaksa kazanma üzerine kurulu olan sistemleri sahtekarlık üzerine ise en ufak müdahalede sahanın içine çıkıp kendini sahanın içine atıp ölmüş, bayılmış, gebermiş taklidi yapacaklarsa zaten ilk Trabzonspor taraftarı o hareketi kendi futbolcusuna yapar. Ya ölmüş numarası yapmak nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir karakterdir? Bayılmış numarası yapmak, bilinci kaybolmuş numarası yapmak nasıl bir şereftir? Nasıl bir karakterdir? Nasıl yakıştırabildiniz kendinize ya? Halil sen nasıl yakıştırabildin? Ya sen bizim gözümüzde sempatik güleç komik, esprili bir çocuktun. Nasıl bu kadar düştün? Gözümüzden nasıl bu? Ha gerçi senin gözümüzden düşmen umurunda değildir. O ayrı mesele. Bizim de sen umrumuzda değilsin ama yakışmadı. Yakışmadı. Hiçbir futbolcuya şu yakışmazdı. Sana da yakışmadı. Şimdi Fenerbahçe 4-1 kazandı. 14 sarı 3 kırmızı kart çıkmış. Hakem Kadir Sağlam tartışılıyor. Var hakemi şey var Alper Çetin'in kararları büyük tepkiye neden olmuş. Şimdi varın Alper Çetin'in tek karar, penaltı kararı çizgide diye. Ben burada sadece şunu söyleyeyim. Hakem niye gidip monitörden izlemeden direkt içeride diye karar verdi. Onu da anlamadım. Uzun konuşmanın ardından demek ki bu şey oldu. Neyse. Kırmızı kart gören İbrahim Üzülmez de görüşlerini fanatiye anlatmış. Bu arada bir bilgi vereyim. Küçük bir bilgi. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan önceki son 4 maçını da kaybetmiş Pendikspor. Spor. Yani her hafta kazanıp gelip gelip de Fenerbahçe'ye falan takılmamışlar. Onu belirteyim. Demiş ki fanatikten Ömer Necati Albayra, Mert Hakan Yandaş hakkında. Dünden beri yapılan bu algıyı Penix Spor Teknik olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti. Senin oyuncuların eğer hayat erkeği değilse terinin son damlasına kadar yerde yattılar. Başka bunun açıklaması yok. Terinin son damlasına kadar yerde yattılar. Yani aşağılık bir biçimde bayılmış numarası yapacak kadar düştüler. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Bu insanlar bu işten ekmek kazanıyorlar. Çoluğu çocuğu ekranda görüp ya belki Halil Akbunar'ın çocuğu babam, babam öldü geberdi diye orada korktu. Öldü diye korktu belki çocuğu. Hadi herkesi geçtim. Herkesi kandırdın. Herkesi kandırdığını düşündüm. Çocuğundan da mı utanmadım be. Yazıklar olsun be. Hepsinden gurur duyuyormuş. Duy tabi güzel taktik. İsmail Hoca'nın hakem üzerinde yaptığı açıklamaları anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede. Hafta önce İstanbul Spor maçında NDA'nın Murat Akçan'ın Gökcan'ın oynamama ihtimali var. İnşallah oynamazlar. İnşallah İstanbul Spor da size dayayıp döşeyip geçer. İnşallah ligin kalan bütün maçlarını kaybedersiniz. Galatasaray maçında da eşek gibi kazanmak için oynarsınız. Mecburen artık eşek gibi tabir mecburen. Yanlış anlaşılmasın. Ama ben eminim orada şu gösterdiğiniz onurlu mücadelenin %1'ini göstermeyeceğinizden eminim. Aklıyla kalbi karışanların falan olacağından eminim. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz. Aynen. Hakem bizi desteklemiş. Aynen. Jeko'nun kaşı açılıyor. 6 dakika saha içinde tedavi yapılır. Bak utanmadan da bunu söylemiş. Lan salak olan salak bunu söylemez. Ceko'nun kaşını kim açtı? Kaleci. Ha nasıl açtı? Vurdu. Direkt eldiveniyle vurdu. Öyle açtı kaşını. Salak olan salak bunu söylemez diyorum ya. Orada kalecinin ikinci sarıdan atılması lazım. 6 dakika sadece tedavi yapıp hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Bunu bile bilmiyor. Ben sana Türkçesini anlatayım. Türkçesi şu. Faul yapılan oyuncunun tedavisi saha içinde yapılır. Hakem orada penaltıyı ve ikinci sarıdan kırmızıyı vermedi. Aslında hakem seni kolladı orada. Cekon'un tedavisini saha içinde yaptırarak. Halil Akbunar saha içinde tedavisi yapıldı. Kaç dakika sürdü? Her yaptığına yaptıktan bütün maç gözlüyor mu diyor. Wellington'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyor demiş. Doğru. Ondan önce Ndiaye'nin atılması lazım. Kalecinin atılması lazım. Muşamba'nın atılması lazım. Velhasıl kelam. Velhasıl kelam. Mert Hakan'a gelince ben yıllarca büyük takımda oynadım demiş. Büyük takımda oynamışsın ama büyük takım ahlakını bence edinememişsin yeterince. Taraftara böyle şirin gözükülmez mükemmel bir gol attı. Tebrik ederim ama bir büyük takım oyuncusu yakışan şey o golden sonra gidip Topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübümde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın. Hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin. Ben de onu tebrik edeyim diyor. Arkadaşlar tahriyi görüyor musunuz? Tahriyi görüyor musunuz? Ligde kalacağını oyunlarıyla belli etmişler. Hangi oyunla? Ali Cengiz oyunuyla mı? Trabzonspor'dan Selahattin Baki'ye cevap başkalarından medet ummayacaksın diye. Arkadaşlar Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Tamer Saral. Galatasaray Sarı Kırmızılı takımın Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş Pendix Spor karşılaşmalarından hemen ardından Galatasaray yani bizim maçımıza yönelik olarak şapkadan tavşan çıkartma örneklemesi yaparak daha şimdiden hepimizin alıştığı falan filan e, ee, sahaya çıkıp oynayacaksın 90 dakika kim ise kazanacaksın demiş. Maçın sonucunu etkilecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz demiş. Şimdi bak bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Hem Selahattin Baki böyle demesin, çıksın kim oynuyorsa kazansın, hem böyle. Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulmuş, Galatasaray'ın yıllardır hakemlerin, yok pardon, Trabzonspor'un, ee, Trabzonspor'un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu, şampiyonlukların çalındığını söylemiş. Bak bak bak, çok üzüldük şimdi. Hakemlere baskı altına almayı adet edinerek, şampiyonluğa ulaşanların, Galatasaray'dan bahsediyor, Özellikle de bu sezon için birçok bir maçını şapkadan çıkarılan tavşanla kazananların Galatasaray'a diyor. Utanmadan Trabzonspor maçında hakem hatası istemiyor çağrısı aslında bizi kurtarın falan filan diyor. Doğru çünkü Trabzonspor'la oynadıkları ilk maçta faulden gol attılar. ikinci maçta faulden gol attılar. Yani Trabzonspor'un Galatasaray'a sokmuş olduğu bu lafların hepsi haklı. Çok iyi laf sokmuş Galatasaray'a. Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen ana diye bir tabir var ya. Bence burada Galatasaray'a laf sokuyor. Yani Galatasaray her maçta bir tavşan beklentisi içinde diyor. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a atanacak hakemlere ve Varda oturacak arkadaşlara hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı üzerine yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz Ligin en tepesindeki iki takıma ve Galatasaray özelinde söylüyorum. Galatasaray'a ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durma zorundalar diyor. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir rakam kararı istemiyoruz falan filan diyor. Ee, bir şeyi çok merak ediyorum siz bu açıklamayı yaparken hani altına yanlışlıkla Galatasaray logosu koyduğunuzu fark ettiniz mi yoksa ed edecek misiniz? Dikkat bu açıklamaya iyi bakın arkadaşlar altta Galatasaray logosu var. Galatasaray direkt Fax'ta falan mı bu açıklamayı yaptırdı? Onu merak ettim. Bu arada İrfancan Kahveci Pendikspor maçında bu sezon 14. golünü atmış. Şimdi internete girip İrfancan Kahveci diye arattırdınız mı? Neler çıkıyor neler. Ben transfer market verisinden bahsediyorum. 9 milyon euroda kaldı transfer market değeri. Bakarım yeni güncelleme herhalde 15 olacaktır. Yani eşek değiller herhalde 15 yapacaklardır en az. Niye eşek değilleri? 2141 dakika oynamış. Yani 1800 dakika 20 maç yapıyor. Üstüne 340 dakika oynamış. Yani 360 diyelim 24 maça çıkmış diyelim. 14 gol 11 asist. Yani eşek değillerse. Türk düşmanı değillerse. Fenerbahçe'nin düşmanı değillerse başka bir güruhun personeli değillerse Merif Pancan Kahveci'nin böyle bir özelliği var. 14 gol 11 asist. Batşuay'ı Ceko'yu yakalamasına sadece 2 gol kaldı. Böyle bir durum var. Ben Fenerbahçe Trabzonspor maçı üzerinde bir uyarıda bulunayım. Bizi tahrik etmek istiyorlar. Bizi bataklığa çekmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin son yıllarda arkadaşlar dikkat ettim. Hep en kritik maçları hep dağıldığı maçları Trabzonspor maçları oldu. Niye? Çünkü 2010-2011 sezonundan sonra Trabzonspor Galatasaray'ın maşalığına soyulmuştur. Ya da farkında olarak ya da olmayarak bu maşalık görevini üstlenmiştir. Galatasaray Fenerbahçe'ye bir şey mi söylemek istiyor? Trabzonspor üzerinden hep mesajları göndermiştir. Galatasaray bir şey mi yapmak istiyor? Trabzonspor'u kullanarak yapmıştır ya da yaptırmıştır. Galatasaray futbolcu mu lazım? Trabzonspor'dan bedava çekmiştir. Ama hocam şöyle böyle falan hepsini geçiniz. Bir şekilde bu sistem yapılmıştır. Şimdi durum bu. Ben Trabzonspor'a bir konuda hak veriyorum. Fenerbahçe Pendik maçında Pendik'in yemesi gereken 3-4 tane sarı kart var. yani 3-4 tane kırmızı kart var. Daha yemesi gereken bir sürü sarı kart var. Hepsini geçtim de. Tadiç sarı kart yemeliydi. Katılıyorum. Bunu söyleseler katılıyorum. Yani onlar katılmazdı da ben katılıyorum. Ee, yani Tadiç mesela benim standartlarıma göre Trabzonspor maçında olmamalıydı. Sarı kart görmeliydi. Buna katılıyorum ama öbür türlü katılmıyorum hiçbir şeylerine. Ceza sınırına bulunan oyuncu sayımız 9'a yükseldi. Fenerbahçe'ye 9 uyarı birden. Tadiç, Cengiz Ünder, Batshuayi, Şimanski. Arkadaşlar inanılmaz bir liste. Yani inanılmaz bir liste. Gerçekten inanılmaz bir liste. Bak Tadiç, Cengiz, Batshuayi, Şimanski, Bekao. Osayi, Samuel. Arkadaşlar şaka gibi ya yemin ediyorum şaka gibi. Osay Samuel Edin Ceko, bak. Bak bak ciddi söylüyorum. Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür. İşin komikliğine bakın arkadaşlar. işin tuhaflığına komikliğine bakın. Tadiç zaten bir kanat, alıştık. Cengiz diğer kanat, alıştık. Şimdi King dönse Tadiç bir maçtan oynamasa King en azından kapatır. Cengiz, İrfan o maçta en azından bir şeyler yapar. Belki bir de sağda solda başlar. Kabul. Ceko bir maç oynamasa Batu Şuay oynar. Serdar Dursun oynar. Kabul. Hem Ceko'nun hem Batu sarı kart sınırında olması komedi. Hem Mert Müdür'ün hem Osayi'nin sarı kart sınırında olması komedi. Ferdi'nin aynı sınırda olması komedi. Bekao. Şimanski, Cengiz, Tadiç. Arkadaşlar ileri hücum attı. Bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Doğru maç. Trabzonspor maçı mı? O konuda da kararsın. Ben size Pendik maçından önce ne dedim arkadaşlar? Pendik maçından önce. Dedim ki asıl korktuğum maçlar bu tip maçlar. Çünkü, çünkü siz çantada keklik görüyorsunuz. Çantada keklik meklik yok. Öyle bir keklik durumu yok. Öyle bir keklik durumu yok. Şimdi Fenerbahçe'nin maç fikstürü mesela. Baktığın zaman arkadaşlar çok ilginç bir maç fikstürü var Fenerbahçe'nin. Trabzonspor maçından sonra asıl şeyler ee, nasıl diyeyim size film kopacak. Union Saint Julius, Trabzonspor 17 Mart'ta. Trabzonspor'dan sonra evimizde kimle oynuyoruz biliyor musunuz? Adana Demirspor'la. Hiç de hafife alınmayacak bir takımla. Adana Demirspor'dan sonra kimle oynuyoruz? Galatasaray'la Süper Kupa'da. Bu sarı kartlar Galatasaray Süper Kupa maçını etkilemiyor arkadaşlar. O konuda da bilginiz olsun. Yani e, Süper Kupa maçını etkilemiyor. Haberiniz olsun. Yani orada sarı kart görseler bile o maçta oynayabilirler. Ta ki direkt kırmızı kart görüp 3 maçtan fazla ceza alan futbolcu olursa orada oynamayacak. Adana Demir maçından sonra Karagümrük deplasmanı ardından Sivas deplasmanı. Yani arka arkaya iki deplasman. Şimdi Adana Demir yerine bir İstanbul Spor olsaydı ben yani kaymak olurdu ya. Çünkü niye nispeten ligin alt sıralarında. Bakın Adana Demir maçı. Evimizdeyiz en azından. Yani evimizde olduğumuz maçlarda ne bileyim bir tadiç dinlenebilir en azından. Bir Batshuayi en azından dinlenebilir diye düşünüyorum. Kendi açımdan düşünüyorum bu da. Ama milli takım dönüşü de elbette zor olacak. Milli takımda yorulacak futbolcular kimse. Keşke onlar sarı yani şey yapsalar. Diri takımda oynasak diyorum bir taraftan da. Ardından e, kara gümrük maçı var. Tehlikeli zor bir maç. Yani L kupada Galatasaray elemiş bir maçtan takımdan basıyoruz. Ardından Sivas maçı Galatasaraylara göre ben açık söyleyeyim. Diyorlar ki Adana Demir maçı cepte Fener'in. Karagümrük maçı cepte. Sivas maçı cepte. İnşallah sizin dediğiniz kadar kolay olur. Beşiktaş maçı cepte. Konya maçı cepte. Hadi lan inşallah kurban olayım. İlk defa doğru konuşmuş olun inşallah. İnşallah ilk defa doğru konuşmuş olun. Keşke becerseniz de doğru konuşsanız. Bu ayrı mesele de. Eğer bunlar cepteyse bu maçlarda değerlendirelim ya. Ama çok ciddi bak. Sakın ha sakın tahriklere kapılmamak lazım. Bak Süper Lig'de Gaziantep Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Komedi. Komedi taş. Ve ligin altı Gaziantep'in bu galibiyetiyle çatır çutur çitir çitir oldu. Kayseri 30 bak anlatayım size. 10. sıradaki Adana Demir 36. 11'deki Samsun 36. 12'deki Alanya 36. 13'deki Kayseri 36. Konya 32. Aşağıya doğru gidiyorum. Gaziantep 31, Ankara Gücü 30. 17. Hatay 30, 18. Karagümrük 29, 19. Pendik 26, 20. İstanbul Spor 13. İstanbul Pendik'i yenerse Pendik'in umutları Comolokko. Pendik kazanırsa İstanbul'u yenerse şimdi direkt sıradaki maç bu. Ki Pendik son 5 maçında kaybetmiş arka Pendik kazanır İstanbul kaybederse İstanbul artık herkes düştü gözüne göre. Ben de düştü gözüne görüyorum. Ben kazanırsa dediğim gibi arkadaşlar zaten ee, 10. sıranın altı hepsi sıkıntılı. Sivas Antalya'da 38'er puanda bu arada 2 puan fark var. Cidden komedi bir puan. Ben bir şey söyleyeyim. Bu performans sürerse 42 puan bile ligde tutmayabilir. 44 puan kesinlikle tutar. 44 puan olan takımlar hepsi kurtuldu. Yani Kasımpaşa 43, Başakşehir 42 muhtemelen alırlar. Beşiktaş 46 rahat olsun Beşiktaş tarafları küme düşmezler. Yani 44'ü geçen herkes ligde kalır. 42 de ligde kalabilir. Mesela başka şey. Rize bir galibiyete bakar. Antalya bir galibiyet beraberliğe, Sivas aynı şekilde bir galibiyet bir beraberliğe bakar. Bunlar kurtuldu. Adana Demir herhalde salak değildir. Kalan 9 haftada 2 galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Onlar da kurtuldu bence. Samsun, Alanya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Ankara Gücü, Hatay, Karagümrük, Pendik Hocam belki bir şey soracağım. Sence kim düşsün? Arkadaşlar elimle çizip ben düşürecek olsam. Kaderlerini ben belirleyecek olsam. Kimi düşürdüm biliyor musunuz? Birinci Gaziantep'i düşürdüm. Gitti Galatasaray'ın 6 puanı. İkincisi Samsun'u düşürdüm. Gitti Galatasaray'ın 6 puanı da. 12 puan. Bak ikisini düşürdüm. Üçüncü kimi düşürdüm? Alanya'yı düşürürüm. Gitsin Galatasaray'ın 18 puanı daha. Siz o Fener maçında aslan kesilen Alanya'yı izleyin Galatasaray maçında. Nasıl da nasıl bir kedi kesilecektir? 3. İstanbul'da zaten var 4. Karagümrük'te kalsın, Hatay'da kalsın, hatta Pendik'te kalsın. Ciddi söylüyorum kalsın. Kalsın ki Fenerbahçe seneye bu bugünü tekrar hatırlayıp hırs yapsın. Hırsla da iki maça çıksın. En azından 6 puan bizim bu sefer garanti olsun. Al Livakovic'i kadrosuna katmayı çok istiyor. Haberleri de düştü bu arkadaşlar. Takip ediyorlar. Ama resmi herhangi bir girişim yok. Bunu da buradan söylemiş olayım. Fenerbahçe iyi gidiyorken sakın bu pendik algılarına düşmeyelim. Pendik maçından sonra ortalığı velveleye verenlerin yangınına kapılmayalım. Trabzonspor sadece bizim rakibimiz. Benim tek korkum şu. Kitleleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar bunlar. Bunların amacı futbol falan değil. Bunlar amacı Ramazan Ramazan milleti birbirine düşürmek. İnşallah insanlar en azından Ramazan ayında olduğumuzu bilirler. Ona göre temkinli yaklaşırlar. Ee, yani bir milleti birbirine düşürmek çok kolay arkadaşlar bizim ülkede. Çok kolay. Biri birini maşa olarak kullanır. Onu onun üstüne salar. Öbür tarafta gaza gelir falan filan. İnşallah ben Trabzonspor maçına dair şunu söyleyeyim. İnşallah adaletli bir hakem yönetimi olur. Adaletli bir hakem yönetimi olsa ben takıma zaten güveniyorum. Zaten kazanacağıma eminim. Adaletli hakem yönetiminde. Yani gerisini çok takmıyorum. Adaletli bir hakem yönetimi olur inşallah. Hak eden yani Fenerbahçe'miz kazanır inşallah. Onun dışında da öbürü şöyle demiş böyle demiş. Trabzonspor eğer hakeme itimadınız yoksa buyurun. Yabancı hakem için biz zaten başvurduk. Siz de başvurun. Hemen federasyonlardan bağlantıya girsinler. Bir Almanya'dan Almanya'dan bir şey getirsin. Zaten hemen hemen bütün futbolcular Türkçe dışında. Yani Türk futbolcular Türkçe dışında İngilizce biliyorlar. Yabancılar zaten hemen hemen hepsi İngilizce biliyorlar. Bilmek zorundalar profesyonel ligde oldukları için. Böyle de bir kural var bilginiz olsun. Her şey rahat olur yani. Var mısınız? Yok musunuz? Aç mısınız? Tok musunuz? Görelim her meydanında. Ama dediğim gibi sakın ha Mert Hakan öbürlere sakın gaza gelmeyin. Bak bazen aşırı motivasyon da sıkıntıya sebep olabilir. Aşırı motivasyona gerek yok. Normal topunuzu oynayın yeter. Sizden iki galibiyet bekliyorum. İki galibiyetten sonra milli arada rahat rahat yüzümüzün güleceği günler bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımıza abone olmayı çok görmeyin. Ailemiz büyüdükçe kanalımız büyüdükçe Fenerbahçe'nin sesi daha çok kitlelere gidecek. Daha çok yerlere yayılacak. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.